Herkese yeniden merhaba, ben Özgün. Bugün sizlerle Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Bu iki ayı birlikte almamın nedeni aslına bakarsanız Ocak ayında çok az kitap okumuş olmam. Sanırım bugün göstereceğim 14 kitaptan sadece 4'ünü falan Ocak ayında okumuştum. Dolayısıyla Ocak ayı benim için hem çok verimsiz geçmişti hem de daha sonrasında Şubat'a geldiğimiz zaman video çekecek zamanı zaten bulamamıştım. Video çekecek olsaydım da neyi anlatacaktım hiç bilmiyorum ama sonuç olarak böyle olmasının daha iyi olacağını düşündüm. Bu iki ay boyunca gerçekten güzel kitaplar okudum ama dediğim gibi yıl benim için çok da verimli başlamadı. Umarım gelecek aylarda daha fazla kitap okuyabilirim ama okuduğum kitapları içerik olarak gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Biraz sonra size göstereceğim her kitabı öneri olarak kabul edebilirsiniz. Gerçekten de güzel kitaplardan bahsedeceğim bugün. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum. İlk olarak uzun zamandır okumayı ihmal ettiğim bir yazardan bir kitapla başlayalım. Stephen Zweig'den Lyon'da Düğün. Bu kitabı okuyana kadar ben Zweig okumayı ne kadar çok özlediğimi gerçekten fark etmemiştim. İçerisinde 3 tane kısa öykü barındıran bu kitap beni Lyon'da düğün hikayesiyle çok etkiledi. Fransız devrimi sırasında bir hapishanede ki bir aşkı konu ediniyordu bu öykü ve beni gerçekten de büyülediğini söyleyebilirim. Hatta o kadar çok beğendim ki kısa filme çekilmiş olmasını diledim açıkçası. Gerçekten çok güzel bir kısa film olabilir diye düşünüyorum. Eğer aranızda ilgilenenler varsa bu öyküye bir göz atmanızı tavsiye ederim. Stephen Zweig okumayı seviyorsanız size kesinlikle ama kesinlikle önerebileceğim bir kitap oldu. Bu ay içerisinde okumuş olduğum bir diğer modern klasik ise Anton Çehov'dan Vişne Bahçesi oldu. Bu yine tiyatro metni şeklinde yazılmış bir kitaptı. Kitabımızın konusu şu şekilde. Rusya'da bir sosyoekonomik değişim oluyor ve biraz daha fakir insanlar zenginleşmeye, zenginler ise fakirleşmeye başlıyor. Daha öncesinde zengin ve soylu olan bir ailenin para sıkıntısı çektikleri için hem aileden kalma evlerini hem de anılarını biriktirdikleri Vişne Bahçesi'ni satmak durumunda kalmasını okuyoruz. Ben bu kitabı sevdiğimi söyleyebilirim açıkçası. Özellikle de o değişime ayak uyduramayışlarını ve o ailenin dramının güzel bir şekilde yansıtıldığını düşünüyorum özellikle de. Sıradaki Çehov kitabım ise 6. Koğuş olacak. Bakalım onu beğenecek miyim? Oldukça merak ediyorum. Daha sonrasında Aşk ve Gurur ve Zombiler kitabını okudum. Aşk ve Gurur kurgusunun üzerine yazılmış olan bir kitap aslında. Aşk ve Gurur ve Zombiler. Ve 18. yüzyıl İngiltere'sinde Meryton kasabasında Elizabeth ve Darcy'nin arasında sosyoekonomik farklılıklarını bir kenara koyarsak, Darcy'nin gururunu ve Elizabeth'in ön yargılarını bir kenara koyarsak aralarında onların birleşmesini engelleyecek bir şey daha var. O da zombi istilası. Bu kitap benim gerçekten son zamanlarda okuduğum en keyifli, en komik kitaplardan bir tanesiydi bence. Yani komik demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü aslında yazarın kasıtlı olarak espri yapmak için yaptığı bir şey yoktu. Sadece o aşk ve gurur kurgusunu, o senaryonun içerisine zombi istilası gibi böyle dehşet verici bir şeyi koymuş olması bile zaten olayı yeterince komik ve eğlenceli kılıyordu. Dolayısıyla ben bu kitabı gerçekten çok beğendim ve okurken inanılmaz keyif aldım. Karakterler ve olaylar tabii ki biraz daha sertleştirilmişti. Özellikle de zaten Darcy ile Elizabeth'in bir dövüş sahnesi var ki ne siz sorun ne ben söyleyeyim inanılmaz güzeldi. Eğer Aşk ve Gurur zaten hali hazırda sevdiğiniz bir kitapsa bence bu kitabı da kütüphanenize eklemelisiniz. Daha sonrasında ise iş kültürden çıkmış olan Gogol'un bu derleme öykü kitabını okudum. Dostoyevski'nin o meşhur sözünü eminim duymuşsunuzdur. Hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Hem Rus hem de dünya edebiyatı yepyeni boyutlar kazanmasında önemli bir rol oynamış olan Gogol'un eserlerini okumayı çok istiyordum ve bu toplu baskısı da benim için çok güzel bir fırsat oldu. 6 tane öykü var toplamda ve ben bu 6 öykünün de 6'sını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Bir Delin Hatıra Defteri ve Palto öykülerini çok merak ediyordum zaten. Ama diğer öyküleri de bu kadar çok seveceğimi açıkçası ben tahmin etmemiştim. Hatta Neva Bulvarı isimli öykü benim favorilerimden bir tanesi oldu diyebilirim. Aynı zamanda bu şekilde bir baskının, bir derleme toplama baskının da Gogol'a başlamak için güzel bir seçenek olabileceğini düşündüm. Ben bu kitapla başladım. Eğer bana önermek istediğiniz başka eserleri varsa kesinlikle bekliyorum. Gelelim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi olan Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabına. Ben Murakami'den daha önce hep roman okumuştum ve ilk defa bir öykü kitabını okudum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten de bayıldım. Ben zaten öykü okumayı çok sevdiğimden her zaman bahsediyorum ama en sevdiğim yazarlardan biri olan Murakami'den bu kadar güzel öyküler okumak benim için gerçekten harikaydı. Bu kitabın içerisindeki öykülerde birlikte oldukları kadınlar tarafından aldatılan, terk edilen, bırakılan erkeklerin hikayeleri anlatılıyor. Böyle yürek burkan ve biraz dramatik bir kitap olduğunu söyleyebiliriz ama her zamanki o Murakami kayıtsızlığını da biraz hissediyorsunuz tabii ki. Her öyküde farklı bir arka plan var. Özellikle çok şaşırdığım, çok ilginç içeriklere sahip öykü
öyküleri vardı. Ama temelde ana duygu aslında yalnızlık ve terk edilmiş, bırakılmışlık. Bunun çok net bir şekilde bütün öykülere karıştığını hissedebiliyorsunuz. Çok güzel ve etkileyici buldum ben dediğim gibi. O yüzden de aynı zamanda öykü oldukları için Murakami'ye başlamak için de çok güzel bir seçenek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü onun tarzını anlayabilmek için bu tarz bir kitapla başlamak daha iyi bir tercih olabilir. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap ise Oscar Wilde'dan Dorian Gray'in Portresi. Genç ve anlatıldığı üzere çok yakışıklı bir adamın kibri ve yozlaşmayı keşfetmesiyle birlikte değişen hayatını okuyoruz bu kitapta. Kitabın bence büyüleyici bir anlatım tarzı. Zaten büyüleyici de bir konusu var. Ben daha öncesinde Oscar Wilde'dan Aforizmalar kitabını okumuştum ve oradaki cümlelere hayran kalmıştım. O paradoksal anlatım tarzını çok beğenmiştim. Bu kitabı okurken fark ettim ki Oscar Wilde bu sözcüklerin hepsini bu kitapta yer alan Lord Henry isimli karakter aracılığıyla aslında söylemiş ve benim en çok sevdiğim karakter de zaten o karakter oldu bu kitapta. Çünkü gerçekten bu kadar manipülatif, bu kadar etkileyici, bu kadar ilginç bir konuşma tarzına ve dünya görüşüne sahip olan bir karakter ne zaman okudum en son? Hiç hatırlamıyorum. Dünya hakkında, insanlık, sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler hakkında öyle güzel cümleler, öyle ilginç çıkarımlar vardı ki böyle insanın aklı duruyor. Dediğim gibi kitabın hikayesi de oldukça sürükleyici ve ilginç bir anlatım tarzına sahip. Çok ilginç ve çok güzel bir deneyimdi. Size de kesinlikle çok fazla bekletmeden okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki kitabım ise Ayrıntı Yayınlarından çıkmış olan Wilhelm Genazino'nun Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk kitabı. Bu kitap gerçekten çok ilginç bir kitaptı. Özellikle ana karakteriyle beni böyle çok şaşırtan bir kitap oldu. Size birazcık bahsetmek istiyorum karakterden. Karakterimiz felsefe okumuş ve hatta doktorasını da yanlış hatırlamıyorsam Heidegger üzerine yapmış bir insan. Sonrasında bu diplomayı kullanmamaya karar verip bir çamaşırhanede çalışmaya başlayan bir adam. Önce şoför olarak işe alınıyor ama daha sonrasında bu felsefeden de birazcık gelen bilgi birikimi dolayısıyla yönetime uygun görüyorlar onu ve yıllardır da bu çamaşırhanede yönetici olarak çalışıyor. Kendisini başarısız bir insan olarak addediyor ve seçimlerinden de hiç memnun değil aslında. Ama bu seçimlerinden memnun olmama halini bile kendisine aslında itiraf edemiyor. Yaşadığı hayatla, sosyal düzenle de bazı uyum problemleri yaşayan bir insan zaten. Daha sonrasında kız arkadaşının bir çocuk istemesiyle birlikte hayatını iyiden iyiye sorgulamaya başlıyor ve biz de onun yaşamının çözümlenmesini okuyoruz bu kitap boyunca. Çok güzel ve çok ilginç bir romandı bence. Özellikle de karakterin böyle çok güzel bir gözlem yeteneği var ve verdiği detaylar sadece sokaktaki insanın o sıradan hiçbir aslında hikaye katkıda bulunmayan insanın o şekilde gözlemlenip o şekilde betimlenmesi, psikolojik tahlile kadar yapılması beni çok etkiledi ve çok beğendim bu detayı. Ben bu kitaba bir şans vermeniz gerektiğine inanıyorum. Gerçekten ilginç ve güzel bir kitaptı. Daha sonrasında ise sinema ve televizyon dünyasından tanıdığımız yönetmen Onur Ünlü'nün Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla yazmış olduğu şiirlerini barındıran Gidiyorum bu kitabını okudum. Bu benim için gerçekten ilginç bir deneyimdi. Bunu söylemeliyim öncelikle. İçerisindeki o imgesel şiirler olsun, içerisindeki o mistisizmle mizaha karıştıran o dizeler olsun beni inanılmaz etkiledi. Gerçekten çok beğendim. Ben bir kez okuyup denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Kitabı ilk okumaya başladığım zaman, ilk şiirleri okuduğum zaman birazcık Didem Madak'la arasında benzerlikler yakalamıştım. Kedi, anne imgeleri gibi şeylerde böyle birazcık benzerlikler olabileceğini düşünmüştüm ama daha sonrasında biraz ilerledikten sonra bunun bambaşka bir tür olduğunu, bambaşka bir tarz olduğunu fark ettim. Gerçekten öyle ilginç, öyle farklıydı ki inanılmaz bir keyif verdi bana bu şiirleri okuma. Ben bir denemenizi öneririm açıkçası. Özellikle de fikirlerinizin, yorumlarınızın ne olacağını çok merak ediyorum. Daha sonrasında bir de bu küçük minik kitabı okudum. Aristo'dan Atinalıların Devleti kitabını okudum. Bu aslında Aristo'nun kayıp zannedilen, yok olduğu zannedilen bir metniymiş. Ve 19. yüzyılda tekrardan açığa çıkarılmış ve basılmaya başlanmış. Atina'nın tarihini, işleyiş düzenini, devlet yönetimini vesaire anlattığı bir kitap aslında Aristo'nun. Hem tarihi hem de siyasi çıkarımlar yapılabilecek bir kitap aslında ve oldukça bilgilendirici, oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Çok da ilginç bilgiler vardı açıkçası içerisinde. Özellikle devletin işleme biçimine dair ben okumaktan çok keyif aldım. Antik Yunan tarihine ilgi duyuyorsanız eğer ilk elden okuyabileceğiniz çok iyi bir kaynak bence. Daha sonrasında Murat Menteş'ten Antika Titanik isimli bu ilginç kitabı okudum. Şunu fark ettim, ben bu ay içerisinde bayağı ilginç ve garip kitaplar okumuşum. Bu bayağı güzel bir şey çünkü çok keyifli okudum hepsini gerçekten. Murat Menteş açıkçası benim kafasını inanılmaz merak ettiğim yazarlardan bir tanesi. Gerçekten bu kitabı okurken de yine Ruhi Mücerret'i okurkenki hissettiğim şeyleri hissettim. Ben şu an ne okuyorum? Yani ben gerçekten şu an ne okuyorum ben? Bunu çok fazla hissettim ve bu şekilde hissettiğim kitapları ben genel
özellikle çok fazla beğeniyorum. Gerçekten inanılmaz bir kitaptı. Size birazcık konusundan bahsetmek istiyorum. 1913 yılında batan Titanik'in yerine 2019 yılında tekrar bir Titanik inşa ediliyor ve aynı güzergahta yine bir sefere başlıyor. İlk defa bir sefere başlayacak. Ve bizim baş karakterimiz de kendisini tamamen hafızası kaybolmuş bir şekilde bu gemide buluyor. Biz de bundan sonra gelişen olayları okuyoruz. İçerisinde böyle polisiye, aksiyon, aşk, her şeyin olduğu ve absürt komedinin tavan yaptığı bir kitap aslında. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Roman inanılmaz akıcı ve sürükleyici. Absürt komedi seviyorsanız, absürt hikayelerden hoşlanıyorsanız kesinlikle bayılacağınız bir roman. Çok ilginç, çok güzel bir kitaptı. O yüzden de keyifli vakit geçirmek istediğiniz zamanlarda size eşlik edebilecek bir kitap bence. Bir de bu ay içerisinde daha önce okumuş olduğum bir kitabı tekrar okudum. Mehmet Genç'ten Rotasız Seyyah. Bu kitap Mehmet Genç'in yol hikayelerinden oluşuyor. Onun dünyayı gezerken yaşadıklarından oluşuyor. Çok keyifli, çok güzel bir kitaptı. Ben 2 yıl önce okumuştum ve çoğu detayı da unutmuştum açıkçası. Bu kitabı aslında tekrar okumamın en büyük sebebi fuarda ikinci kitabı almayı düşünüyor olmamdı. Fuarda maalesef param birazcık suyunu çekmiş olduğu için ikinci kitabını alamadım. Aralarında tabii ki hiçbir bağlantı olmamasına rağmen tekrar okumak istedim. Çünkü hiçbir şey hatırlamadığımı fark ettim ve iyi ki de okumuşum. Kurgu olmayan kitapları tekrar okumayı ben çok seviyorum. O yüzden bu da güzel bir tekrar okuma oldu diye düşünüyorum. Eğer siz daha önce duymadıysanız Rotasız Seyyah'ın hem Instagram sayfasını hem de YouTube'daki sayfasına bir göz gezdirebilirsiniz. Çok özgür ruhlu bir insan ve benim gerçekten böyle imrendiğim de bir hayatı var. Dünyayı geziyor, bir şeyler öğreniyor, insanlarla tanışıyor. Çok güzel hikayeler vardı bunun içerisinde. Oturduğunuz yerden dünyayı gezmek için oldukça güzel bir seçenek olabilir. Ve okuduğum son 3 kitap ise Harry Potter'ın 5, 6 ve 7. kitapları oldu. Bu kitapları biliyorsunuz zaten okuma maratonu videomda göstermiştim okuma sürecimde. Orada biraz daha detaylı bir yorum yapıyorum ama burada da biraz anlatmadan geçemeyeceğim açıkçası. Son kitaplara doğru zaten hikaye inanılmaz zenginleşmişti ve olaylar çok daha karanlık, çok daha derin boyutlar kazanmıştı. Dolayısıyla zaten son kitaba gelindiğinde düğümler çözülüyor, her sır açığa çıkıyor, her şey öğreniliyor ve karakterler aramdaki bağ iyice güçlenmiş gibi hissettim son kitabın son sayfasını okuduğum zaman. Seri bittiği için gerçekten çok çok mutsuzum ama devam kitaplarını ve yan ara kitaplarını da tabii ki yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım. Eğer siz de benim gibi bu zamana kadar beklettiyseniz bence bir şans mutlaka vermelisiniz. Benim Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Açıkçası ben bu kitapların birçoğunu gerçekten çok beğendim ve sizlere kesinlikle öneriyorum. Siz bu ay kaç kitap okudunuz? Hangisini en çok beğendiniz? Aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.